Ve devam ediyoruz değerli izleyenler. Bir süredir şimdi biraz önce konuştuğumuz piyasalar açısından da Borsa İstanbul açısından da ülkeye gelecek diğer yatırımlar açısından da yabancıyı konuşuyoruz. Yabancı ne kadar ülkede? Türkiye nasıl daha cazip hale gelebilir? Bugüne kadar hangi ülkelerden daha çok yabancı yatırımcı geldi ve bizim o arka arkaya yaptığımız yatırımcı turlarıyla hedeflediğimiz bölgeler neler? Son dönemdeki gelişmelere baktığımızda Türkiye'nin risk birimindeki düşüş, kredi notundaki toparlanma, biraz daha yabancıya dair beklentileri canlandırdı. O tabloyu konuşacağız. Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASET Yönetim Kurulu Başkanı Engin Aksoy bizimle. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, teşekkür ederim. Bir süredir en sıcak başlıklarımızdan biri. Aslında yıllardır öyle. Çok önemli bir yeri var yatırımcının, yerli ya da yabancı ayırmaksızın, ama son dönemde bunun için arka arkaya yatırımcı turları yapıyoruz. Mevcut koşulları daha cazip hale getirmeye çalışıyoruz. 2023'e dönerek başlayalım mı? Nasıl geçirdik? Şimdi önce dünyadan başlayalım isterseniz. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı 17 Ocak'ta dünyadaki uluslararası doğrudan yatırım miktarını açıkladı. 1 trilyon 370 milyar dolar yatırım olmuş dünyada. Bu yatırım miktarına baktığımızda 2022'ye göre küçük bir artış var. %3 oranında bir artış var. Ama bu %3'ün altında Hollanda ve Lüksemburg gibi ülkelerdeki büyük ölçekli satın alımlar da var. Bu satın alımları çıkartırsak dünyada da aslında yeni yatırım olarak baktığımızda %16-17 civarında bir azalma olduğunu görüyoruz uluslararası doğrudan yatırımlarda. Tabii bunun önemli bir sebebi hem dünyadaki bir resesyon beklentisi, yüksek enflasyon ve jeopolitik krizler diyelim. Türkiye'ye geldiğimizde aslında Türkiye'ye gelmeden şunu da söyleyeyim. Covid sonrasında dünyada tedarik zincirlerindeki rahatlamalarla beraber yukarıya doğru bir ivme vardı. Ama az önce bahsettiğim jeopolitik krizler dünyadaki uluslararası doğrudan yatırım miktarında biraz sabit duruma getirdi. Türkiye'ye geldiğimizde de yılın ilk 11 ayının rakamına baktığımızda bir önceki yıla göre %28'lik bir düşüş görüyoruz. 9,3 milyar dolarlık bir uluslararası doğrudan yatırım girişi görüyoruz. Bizim Türkiye olarak hedefimiz dünyadaki uluslararası doğrudan yatırımdan %1,5'luk bir pay alabilmek. Bunun şu anda %1 mertebesindeyiz. Bu yatırımların önümüzdeki dönemde artması için hep birlikte çalışıyoruz diyebilirim. Peki bir yandan grafikler hazırladık. Onlara da bakalım. Tabloyu biraz daha detaylı görmek için. Siz pandemiye dikkat çektiniz. Oradan bu yana aslında dünya çok zor Evet. süreçler geçiriyor. Sıkı para politikası, işte yavaşlama, daralma derken bizim kendi içeride başka bir hikayemiz var. Orta Doğu çıktı, Rusya, Ukrayna bitmedi. Aslında dünyanın sorunları bitmiyor. Buna rağmen bir mücadele içindeyiz. Şimdi ekrandaki tablo Kasım ayı. Evet. Son açıkladığınız veri zannederim yatırımlarla, uluslararası Evet. oradan yatırımlarla ilgili Kasım ayı. Burada baktığımızda Katar ilk sırada, Almanya, İngiltere, İrlanda, Evet. Hollanda takip eden ülkeler şeklinde gidiyor. Kasım olarak baktığımızda Katar'da bir de dikkat çekici bir artış var. Evet. Bütünü ifade etmiyor belki ama ne diyor bize bu tablo? Şimdi aslında tabii ki uzun bir perspektife bakmak lazım. Hem de yıla bakmak lazım. Çünkü aylık rakamlarda çeşitli sebeplerden dolayı, bir satın almadan dolayı dalgalanmalar olabiliyor. Biz 11 ayın kompozisyonuna baktığımızda Türkiye'de, uluslararası doğrudan yatırım kompozisyonuna baktığımızda doğrudan uluslararası doğrudan yatırımın %59'unun Avrupa Birliği ülkelerinden geldiğini görüyoruz. İngiltere'yi de buna dahil edecek olursak bu oran %67'lere çıkıyor. Ama Orta Doğu ve Asya'dan gelen yatırımda normalde %8'ler civarında bir pay alırken bu payın da yıl içerisindeki 11 ayda %18'e çıktığını görüyoruz. Bu rakamların içerisinde zaman zaman bir satın alma gerçekleşmiş olabiliyor. Burada böyle bir mesela bir banka açılışı var. O rakamın etkisi olabiliyor. Bir e-ticaret şirketine yapılmış bir ortaklık var geçtiğimiz aylarda ve Orta Doğu'dan gelen bir sermayeyle. Onun etkisi olabiliyor. Ama toplama baktığımızda da Orta Doğu'nun etkisinin payının %8'lerden 18'e çıktığını görüyoruz. Ama yine de Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımın çok önemli bir kesimi Avrupa'dan geliyor. Tekrar edeyim, Avrupa Birliği'nden %57 üzerine İngiltere'de eklediğimizde bu rakam %66'lara çıkıyor. Peki onu da detaylarına bakalım. 11 ay olarak Evet. baktığımızda dediğiniz gibi Hollanda, Almanya ilk Evet. sırada yer alıyor. Yine Birleşik Arap Emirlikleri, Katar Evet. var, Rusya var. Sanki işte o Katar artışına aylık o
farka baktığımızda biraz da böyle içerideki körfez turu, yatırımcıyı çekme, onlarla denk gelince sanki böyle yatırımcı profilimiz değişiyor mu sorusu geldi. Evet. Ama Avrupa Birliği galiba değişmez şekilde her alanda en önemli partnerimiz. Doğru. Öte yandan Orta Doğu ülkelerinin özellikle son yıllarda kendi yatırımlarını dünyada diversification dediğimiz dağıtma, farklı bölgelere yayma stratejileri var. Bu kapsamda hem de yapılmış olan turların da etkisiyle tabii ki Türkiye'ye bu bölgeden gelen sermaye oranı biraz arttı. Ama dediğim gibi sermayenin hala, uluslararası oradan yatırımın hala 1/3'ü Avrupa'dan geliyor. Tabii ki bunun üzerine de Kuzey Amerika, Amerika, diğer coğrafyaları da eklemek lazım. 2023 böyle. Şimdi geride bıraktığımız yıl da zor bir yıldı ama 2024'te yine küresel açıdan baktığımızda da içeride de bakınca yine çok kolay bir yıl olmayacak. Dengelerin hızla değiştiği bir yıl bekliyoruz. Parasal politikalar yavaş yavaş değişiyor. Peki ne öngörüyoruz? 2024 2023'ten daha iyi olacak mı? O doğrudan sermayeler açısından. Evet. Şimdi ben biz şöyle değerlendiriyoruz aslında. Temkinli iyimserlik diyoruz. Neden temkinli iyimserlik diyoruz? Çünkü 2023 yılında başlayan pek çok jeopolitik kriz halen devam etmekte. Maalesef dünyanın farklı coğrafyalarında ve bunlar da aslında biraz çevremizde savaşlar devam ediyor. Enflasyon Avrupa'da, Amerika'da azalmış olsa da halen devam etmekte. Bunlar önemli riskler olarak gündemde. Onun dışında da 2024 yılında tüm dünyada aslında 70 farklı ülkede seçim var. Ve bu da dünya ekonomisini ve uluslararası oradan sermayeyi etkileyebilecek bir faktör. Şimdi orada dengelerin değişmesi, evet, ikili siyasi diplomatik ilişkileri de değiştirecek. Belki o da yatırımlara yön verecek. Bunu. Tabii ki. Bunların hepsi yatırımları etkiliyor. Öte yandan da iyimserlik boyutunda da 2023'te yapılmış, tüm dünyada yapılmış Greenfield dediğimiz sıfırdan yatırımlar var. Bu imalat tarafında özellikle güçlü bir iştah görüyoruz. 2024'de de sarkacaktır bu yatırımlar muhakkak. Dolayısıyla 2024'te belki uluslararası doğrudan yatırım dediğimiz o 1 trilyon 370 milyarda çok büyük bir sıçrama olmayacak. Ama daha da düşmeyeceğini tahmin ediyoruz. Ülke bazlı baktığımız zaman 2024'te de benzer bir tablo mu görmeyi tahmin ederiz? Yine Avrupa Birliği'nin ön planda olduğu, evet, farklı rotalar, farklı yerler görür müyüz? Evet, yani Türkiye'ye baktığımızda aslında hem uluslararası oradan yatırımın ülke kompozisyonunda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Hem de tabii ki sektörler de önemli. Biz burada ülkeye katma değer yaratacak, yüksek teknoloji yaratacak, ihracata sebep olabilecek yatırımların önceliklendiriyoruz. Ve yatırım sermayesi dediğimiz bir paranın gelmesini önceliklendiriyoruz. Yani uluslararası doğrudan yatırım dediğimiz zaman bunun içerisinde sıcak para yok. Yani borsaya giren para gibi veya bir fon alımı, tahvil alımı gibi bir para yok. Buraya gerçekten bir yatırım sermayesi olarak gelen para var, sermaye var. Bunun kompozisyonuna baktığımızda da Türkiye'de tarihsel olarak finansal ve finans ve sigorta sektöründe büyük yatırım almış Türkiye her zaman. Biz bunun devam edeceğini düşünüyoruz. Son dönemlerde de toplam ve perakende ticaret, elektronik imalatı, elektrik dağıtımı ve bilgi teknolojileri alanlarında yatırımlar var. Peki, o tabloya da bir yandan bakalım. Evet. Gelsin. Sektör bazlı ne değişmiş, ne olmuş? Toptan ve perakende ticaret, finans, elektrik dağıtım, depolama ve elektronik olarak sizin verilerinizden derledik bunu. Şimdi biraz önce sıcak parayla aslında farklı olduğunun altını çizdiniz. Evet. Ama biraz da geliş tarzı itibariyle birbirine benziyor. Galiba yabancı geleceği zaman benzer sektörlere, sıcak parada da, borsada yöneldiği de biraz birbirine benziyor galiba, değil mi? Ortak sektörlerde olabiliyor. Ya, olabiliyor tabii ki. Sıcak parada, yani popüler sektörlere veya büyüyen sektörlere tabii ki geliyor. Ya da birbirini tetikliyor. Birbirini tetikliyor. O da bir gerçek. Bizim önümüzdeki yıl için beklentimiz bu kompozisyonun aşağı yukarı korunuyor olması. Hizmet sektörü Türkiye'de tabii ki büyük. Ama dünyadaki trende baktığımızda bilgi teknolojilerine yapılan çok büyük yatırımlar var. Yine orada da Türkiye'de önümüzdeki dönemde yatırımların artmasını ümit ediyoruz. Şimdi sektör bazlı baktığımızda bir yabancı sermaye doğrudan yatırım bir sektöre geldiğinde hiç şüphesiz sadece o sektörü etkilemiyor. Yan sektörleri de etkiliyor. Topyekün bir gelişme sağlıyor. Genel olarak ekonominin tamamı için bir şey ifade ediyor. Bizim en çok beklediğimiz, istediğimiz, belki de bütün böyle ekonomik faaliyetlerin sonucunda en kritik şeylerden birisi istihdam. Onu sağlayabildiğimiz sürece ekonomik faaliyet daha anlamlı. Dolayısıyla biraz doğrudan yatırımların hem genel ekonomiye katkısını konuşalım, hem de istihdam açısından bakalım.
Tabii. Şimdi Türkiye'ye son 50 yıl içerisinde 260 milyar dolar uluslararası oradan sermaye girmiş. Ve bu sermayede 3 milyondan fazla Türkiye'de 1.3 milyon kişilik bir istihdam yaratmış. Bu tabii ki çok önemli. Hem giren miktar hem de Türkiye'de yarattığı istihdam çok önemli. Bunun dışında kendi yarattığı istihdamın dışında çevresine, ekosistemine yarattığı istihdam rakamıyla beraber bu 5 milyon kişiye kadar çıkıyor. Bir örnek vermek gerekirse Türkiye'de bizim YASET olarak 33 ülkeden 274 tane üyemiz var. Bu 274 tane üye Türkiye'de 85 bin tedarikçiyle çalışıyor. Yani uluslararası doğrudan sermaye aslında sadece kendisi istihdam yaratmıyor. Çok ciddi bir tedarikçi sistemiyle de ekosistemi destekliyor. Ve bu ekosistemi de aslında önemli bir ekonomiye katkı olduğunu düşündüğümüz konu. Uluslararası doğrudan sermayenin tabii ki çok önemli bir bilgi birikimi var. Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm alanlarında uluslararası doğrudan sermaye lokomotif. Türkiye'deki uluslararası doğrudan sermaye dünyanın en büyük şirketlerini temsil ediyor. Önemli bir birikim. Biz bu birikimi Türkiye'deki tedarik zincirine de aktarıyoruz. Yani az önce bahsettiğim 85 bin KOBİ, bunun önemli bölümü KOBİ, kendini aslında bir üst lige taşıyor ve bunların önemli bir kısmı da ihracatçı durumda geliyor. Bir katkı da uluslararası doğrudan sermayenin katkısı Türkiye'nin ihracatına katkı. İhracatın %30'unu uluslararası doğrudan sermaye şirketleri yapıyor ve bu ihracatın yarıdan fazlası orta ve yüksek teknoloji ürünler. Bunun dışında tabii ki Ar-Ge ve tasarım merkezleri yatırımı var. Bizim üyelerimizin, YASET üyelerinin Türkiye'de 66 tane Ar-Ge merkezi, 8 tane de tasarım merkezi var. 2024'te de daha başka bir tablo bekliyoruz değil mi? Burada o ekosistem de gelişecek. Daha fazla istihdam, evet. Daha fazla belki ihracata dolayısıyla büyümeye destek. Evet, tabii ki uluslararası doğrudan yatırım miktarının artması hem tedarik zincirini kuvvetlendiriyor hem ihracatı kuvvetlendiriyor. Ülke olarak da aslında mevcut yatırımcıların yatırımlarını arttırması dışarıdan yeni yatırımcı çekmek için de önemli bir teşvik oluyor diyebilirim. Geçen sene ve bu yılın başından bu yana konuştuğumuz tablo aslında biraz da yabancının ülkeye gelmesi için koşulları ne oldu? Şimdi ona biraz geleceğiz ama hep evet. Böyle kredi notu görünümündeki toparlanmayı, CDS'teki risk primindeki düşüşü konuşurken ya da büyüme revizyonları, uluslararası kuruluşların işte Türkiye Radar'da başlıklı raporlarında hep ekonomik tablonun, burada ortaya koyulan politikanın devamlılığına vurgu vardı. Evet. Yani ortaya bir tablo kondu, yeni bir ekonomi yönetimi geldi, bu para politikası devam edecek mi? Kararlılık evet. Olacak mı? Kararlı bir ekonomik program belki bir ön şart. Çok önemli evet. Ama tek başına da yeterli değil muhakkak. Şimdi bizim bir hedefimiz var. %1,5'luk uluslararası küresel pastadan pay almak istiyoruz. Buna giden yolda ne yapacağız? Avantajlarımız var, dezavantajlarımız evet. Var. Neler o tabloya biraz genel evet. Atalım. Güzel bir noktaya değindiniz. %1,5 pay dedik. Bugünkü rakamlara baktığımızda 20 milyar doların üzerine bir rakamı işaret ediyor. Biz bugün olduğumuz yer 9 milyar dolarlar civarında. Dolayısıyla gidecek yolumuz var ama biz Türkiye'nin bu potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Uluslararası doğrudan yatırımdan da %1,5 pay alabileceğine inanıyoruz. Ne avantajlarımız var? Öncelikle Türkiye'de gerçekten iyi bir yetişmiş insan gücü var. Tabii ki lojistik avantajlarımız var. Ülkenin bulunduğu konuma sebebiyle. Halen devam eden, son yıllarda biraz bu konuyu kaybetsek de yine de halen devam eden bazı alanlarda, özellikle bazı sektörlerde maliyet avantajımız var. Ve bence çok önemli bir konu da ekosistem avantajımız var. Bir örnek vermek gerekirse otomotiv sektöründe çok ciddi bir ekosistem Türkiye'de oluşmuş durumda. Az önce bahsettiğim farklı sektörlerdeki 85 bin tedarikçi oluşmuş durumda. Bu ciddi bir avantaj. Tabii uluslararası doğrudan yatırım bir ülkeye girerken nelere bakıyor? Bunlara bakıyor. Bunun yanında vergi ve teşviklere bakıyor. Bu önemli. Bu bence üzerine çalışmamız gereken bir konu. İkincisi makroekonomik istikrara bakıyor. Makroekonomik istikrar alanında orta vadeli planla beraber atılmış adımlar var. Özellikle para politikalarında atılmış adımlar var. Biz bu politikaları destekliyoruz. Tabii ki fiyat istikrarının sağlanması çok önemli. Tabii para politikalarının maliye politikaları ve yapısal reformlarla desteklenmesi gerekiyor. Bunların hepsi aslında orta vadeli planda adreslenmiş durumda. Tabii 2024 yılında biz bunların hayata geçmesinin çok değerli olacağını düşünüyoruz. Bunların hepsinden de daha önemlisi belki de düzenleyici çerçevelerdeki öngörülebilirlik. Bu ne demek? Herhangi bir sektördeki regülasyonların, düzenlemelerin, mevzuatların önceden bilinebilmesi, özel sektörle istişare edilebilmesi ve uzun dönemli planlama
yapılabilmesi. Yani 6 ay sonra çıkacak düzenlemeyi, 1 yıl sonra çıkacak düzenlemeyi, 2 yıl sonra çıkacak düzenlemeyi uluslararası doğrudan yatırımcı bilmek istiyor ki ona göre ülkeye yatırım yapabilsin. Biz avantajlarımıza baktığımızda Türkiye'nin potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Bir önemli avantajımız da şu, dünyada 80 milyon üzerinde nüfusu olan, bu nüfusun önemli bölümü genç olan ve de gayri safi milli hasılası 10 bin doların üzerinde olan 9 tane ülke var. Bu 9 ülkeden birisi Türkiye. Dolayısıyla bu pazarda çok önemli bir potansiyel var. Yeter ki az önce belirttiğimiz konularda, teşvikler konusunda, öngörülebilirlik konusunda, makroekonomik istikrar konusunda gerekli adımları atalım. Tabii bizim YASET olarak da Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nda bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında bir kurul bildiğiniz gibi. Orada da gündeme getirdiğimiz bazı konular var. Biz bunları 4 ana başlıkta işliyoruz. Birincisi dijital dönüşüm, ikincisi yeşil dönüşüm, üçüncüsü küresel tedarik zincirlerine entegrasyon, dördüncüsü insan sermayesi. Bu konularda yapılacak düzenlemelere de çok ihtiyaç var. Birkaç tane örnek vereyim. Mesela kişisel verileri koruma kanunu hem bireysel haklara uygun olacak hem de uluslararası ticarete destek olacak şekilde Avrupa Birliği normlarında KVKK'nın 9. maddesi düzenlenmesi gerekiyor. Bu mevzuatın geçmesi gerekiyor. Biz uluslararası doğrudan yatırımcılar olarak çok uzun zamandır bekliyoruz. Bu konu da orta vadeli planda adreslenmiş durumda. Ümit ediyorum ki bu yıl hayata geçer. Bunun dışında Avrupa Birliği emisyon ticaret sistemi ne uyumla Türkiye'de de bu yasaların çıkması çok önemli. Sınırda karbon düzenlemesi gibi yeşil dönüşümü destekleyecek yasaların çıkıyor olması ve Avrupa Birliği ile uyumlu olabilmesi çok önemli. Bu konularda yine aslında planlanmış konular, yani hükümetimizin aslında gündeminde olan konular ama hayata geçirilmesi önemli. Bazı konular az önce söylediğim gibi çok uzun yıllardır bekleniyor. İşte yapısal reform dediğimiz şeyler de bir günde sonuç olmuyor, veren tabii değil. Ki. İşte bu yeşil mutabakat ve karbon düzenleme mekanizması mesela çok önemli. Fiber altyapısı ülkenin dijital dönüşümü için ve 5G çok önemli. Bu konularda önemli adımların atılması gerekiyor. Ve Covid sonrası oluşmuş olan yeni çalışma modelleri var biliyorsunuz. Uzaktan çalışma, part-time çalışma gibi bu konulardaki mevzuatların düzenlenebilmesi ve Avrupa Birliği standartlarında olması çok önemli. Bunların hepsi gündemde aslında ama gündemdeki bu konuların hızla hayata geçirilmesi uluslararası doğrudan sermayenin Türkiye'ye girişini hızlandıracaktır. Bir de ben şunun altını çok önemli çizmek istiyorum. Uluslararası doğrudan yatırımcı Türkiye'ye gelecek mi derken hep yeni yatırımcıların da çağırıyoruz. Bu da tabii ki güzel. Biz YASET olarak da ülkemizi temsil edip bu yatırımcıların Türkiye'ye gelmesini destekliyoruz ve katkı sağlıyoruz. Ama unutmayalım ki dünyanın çok büyük yatırımcıları, dünyanın çok büyük şirketleri zaten şu anda ülkemizde yatırım yapmış durumdalar. Bu şirketlerin yatırımlarını arttırabilmeleri, zaten ülkeye yatırım yapmış şirketlerin yatırımları arttırabilmeleri de çok büyük bir potansiyel içeriyor. Biz üyelerimize sorduğumuzda, üyelerimizin CEO'larına sorduğumuzda bugünkü yatırımın çok rahatlıkla iki katına çıkabileceğini ve bunun da bizde dünyadan alacağımız payı %1,5'a getirebileceğini görüyoruz. Yeter ki gerekli adımlar atılsın. Yani yeni yatırımcı gelmese dahi mevcut yatırımcılar bizim %1,5 hedefine ulaşmamızı sağlayabilir bu düzenlemeler olursa. O potansiyel çok önemli. Hep gözden evet. Kaçırıyoruz. Yeni gelsin diyoruz ama içerideki o hali hazırda oturmuş yatırımın büyümesi belki o istihdama, ihracata büyümeye daha büyük de daha hızlı da bir katkı sağlayacak. Evet. Şimdi biz kendi içimizde yatırım ortamını düzeltmeye çalışıyoruz. Bir ekonomi politikası uyguluyoruz. Kendi içimizde düzenleme yapmaya çalışırken bir de dünyada olup bitenler var. Ne yaparsak yapalım tam kontrolümüzde olmayan alanlar. Bunlardan biri jeopolitik riskler. Şimdi Rusya-Ukrayna vardı. Hemen arkasından işte Orta Doğu'daki İsrail-Filistin meselesi var. O daha bitmeden bir Kızıldeniz gerilimi devam ediyor. Tedarik zincirini baştan aşağı değiştirecek. Aynı zamanda böyle risk ve kaygıyı artırarak küresel yatırımcıları da belki korkutacak unsurlar. Dolayısıyla bütün bu riskler nasıl bir etki yapıyor yatırımlar için? Tabii şöyle bakmak lazım. Muhakkak ki günlük ticareti çok etkiliyor. Kızıldeniz'de olan bu Süveyş kanalının kapanması veya geçişin zorlaşması tüm dünya ticaretini farklı rotalar aramaya yöneltti. Ticarette %42'lik bir daralma oldu. Ama uluslararası doğrudan yatırımlara baktığımızda uluslararası doğrudan yatırımlar daha uzun perspektiften
bakıyor olaylara, jeopolitik risklere. Çünkü jeopolitik riskler bugün var ama aslında her zaman vardı. Maalesef savaşlar da her zaman vardı. 10 yıl önce de, 20 yıl önce de vardı. Dolayısıyla uluslararası sermaye her zaman uzun vadeli bakıyor. Tabii ki bu tür önemli olaylar yatırım kararlarının kısa bir sürecin durdurulmasına veya ertelenmesine yol açabiliyor. Ama mutlaka jeopolitik riskleri değerlendirirken uzun vadeli bakmak gerekiyor. Yani bu konjonktürel durumları yok sayamayız. Ama önemli olan az önce bahsettiğim mevcut yatırımcılarla istikrarlı ilişkiler kurmak, uzun vadeli planlar yapabilmek. Bunlar olduğu zaman bu jeopolitik risklerin yatırımlara etkisi çok düşük olacaktır. Bir de belki riskleri böyle bir fırsat olarak görme durumu da var. Elbette savaş, katliam, özellikle sivil ölümü o bağlamda görülemez ama Kızıldeniz gibi meseleye baktığımızda, evet, alternatif rotalar ya da işte Türkiye'nin konumunu biraz daha önemli hale getiren gelişmeler fırsat, evet, olur mu? Yani üyelerinizin nabzında tutan o araştırmalardan bahsettiniz, evet, ya. Orada o konum bu tür jeopolitik risklerin yarattığı fırsatları nasıl görüyor? Türkiye'yi nasıl görüyor bu, evet, anlamda yabancı? Aslında şöyle, Covid sonrası en büyük jeopolitik risk Covid'di aslında. Covid sonrası farklı kavramlar ortaya çıktı. Mesela nearshoring denilen bir kavram. İkincisi friendshoring denilen bir kavram. Nedir bunlar? Yakın ülkelerden tedarik sağlama ve yakın ülkelere yatırım yapma veya da dost ülkelere, müttefik ülkelere yatırım yapma gibi. Çünkü bazı ülkeler şunu gördü. Ya işte bu tür riskler olduğunda, az önce bahsettiğim Kızıldeniz gibi, yakında olsa benim tedarikçim daha avantajlı olabilir. Veya da politik bir kriz olduğunda, müttefik bir ülke olsa veya da istikrarlı, nötr bir ülke olsa, yani bu tür krizlerin içerisine girmeyen bir ülke olsa daha iyi olur. Bunlar görüldüğü için bu tür tercihler tabii ki yapılabiliyor. Bence Türkiye burada da avantajlı durumda. Açık söylemek gerekirse Covid'den çıkan fırsatları kullanabildik mi? Özellikle tedarik zinciri olarak az kullanabildik. Biliyoruz bazı tedarikçilerimiz Çin'in yerini aldı. Türkiye'den Almanya'ya, Fransa'ya ihracat yapmaya başladı. Ama daha fazla potansiyel vardı. Biz önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla Türkiye'nin alternatif bir yatırım yeri olarak daha da güçleneceğini düşünüyoruz. Biz kendi aramız, yani YASET olarak da bir çalışmamız var. Aslında tüm uluslararası doğrudan sermaye yatırımlarını da Türkiye'ye, rakip ülkeleri Türkiye ile kıyaslıyoruz. Bir nevi bir lig yani aslında. Ve buraya baktığımızda da Türkiye'nin hangi alanlarda yatırım yaparsa, neleri düzeltirse ne kadar çok yatırım alabileceğini görüyoruz. Oraya baktığımızda en önemli gündem maddesi düzenlenebileceği çerçevenin öngörülebilirliği. Buna baktığımızda biz Türkiye'nin kendisine rakip olan Romanya, Macaristan, Mısır gibi ülkelerin önüne geçebileceğini düşünüyoruz. YASET olarak Türkiye'yi dışarıda tanıtmak gibi bir sorumluluğunuz da var. Şimdi, evet, aslında alttan o çalışmalar çok sağlam yürüyor. Rakipler kimler, ne yaparız derken bunun bir ayağı da o rakiplerin önüne, evet, geçebilmek için bir tanıtım galiba. Ne yapılıyor? Evet, şimdi bizim üye şirketlerimiz 274 şirket, 33 farklı ülkeden dedim. Biz aslında Türkiye'ye yatırım yapmış şirketleriz ve hepimiz Türkiye'nin şirketleriyiz. Amacımız da kendi genel merkezlerimizden de yatırımları Türkiye'ye daha fazla alabilmek. Aslında Türkiye'nin yatırım elçileri olarak çalışıyoruz. Hem de yeni yatırımcıların gelmesi için de tüm çalışmalara destek veriyoruz. Bununla beraber uluslararası kuruluşlarla çalışıyoruz. Nedir bunlar? Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi kurumlarla beraber çalışarak oradaki önemli hususları Türkiye'de gündeme getiriyoruz. Ülkemizdeki yatırımcıların iyi uygulamalarını, dünya çapındaki uygulamalarını tüm üyelerimize yaymaya ve aynı zamanda Türkiye'deki tedarikçilerimize yaymaya çalışıyoruz. Bunun dışında da yatırım ortamını iyileştirme koordinasyon gibi kurulu gibi kurullarda, bütçe strateji başkanlığı gibi önemli paydaşlarımızla çalışmalar yaparak az önce bahsettiğimiz mevzuatların hayata geçmesini ve Türkiye'nin bu rekabetçilik liginde üst sıralara gelerek daha fazla yatırım almasını sağlamaya çalışıyoruz. 2024 umarım daha iyi, daha kolay, daha parlak bir yıl olur bu açıdan. Size çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Ben çok teşekkür ederim. Ve böylece noktalayacağız değerli izleyenler. Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASET Yönetim Kurulu Başkanı Engin Aksoy ile konuştuk. Türkiye yabancı yatırımcıyı nasıl çeker? Mevcut yatırımlar nasıl gelişir? Ve 2023'teki tabloyla beraber 2024 beklentilerini değerlendirdik. Bugüne noktayı koyuyoruz. Yarın sabah aynı saatte bu ekrandayız. TRT Haber yayınıysa hava durumuyla devam edecek.